kulak verelim. İdlib bölgesindeki harekatımızdan sonra NATO 4. madde kapsamında bir toplantı gerçekleştirdi. Ve bu toplantıda Türkiye'ye nasıl yardım edebiliriz, hangi konularda destek verebiliriz, bunlar değerlendirildi. Türkiye olarak da biz bugüne kadar Türkiye için uyarlanmış planlar vardı. O planların uygulanmayan kısımların uygulanması dahil istihbarat desteği, denizden, havadan, karadan, hava savunma sistemi, tüm bunları gündeme getirmiştik. NATO Genel Sekreteri tüm birimlere, askeri birimler dahil bu konuda bir hazırlık yapmasını istedi. Ve bu hazırlıkların da gayet güzel bir şekilde yapıldığını dün Sayın Cumhurbaşkanımıza söyledi. Tabii bu hazırlık çerçevesinde bazı talepler üye ülkeler tarafından, yani müttefikler tarafından karşılanması gerekiyor. Bazılarını da NATO kurumları, NATO birimleri karşılıyor. Nitekim işte Konya'daki AVAX'lar uçmaya başladı. İstihbari paylaşım dahil bazı destekler verilmeye başladı. Ama bundan sonraki süreçte NATO ile işbirliğimizi nasıl geliştireceğiz ve Türkiye'ye verilen sözlerin tutulması konusunda hangi adımlar atılacak, bunları değerlendirdik. Tabii Amerika'nın özellikle Taliban'la imzaladığı bir anlaşma var. Doha'da bu anlaşma yapılırken biz de katıldık. Bu anlaşma uygulanırsa, başarılı bir şekilde uygulanırsa Amerika'nın Afganistan'dan çekilme durumu var. Böyle bir çekilme olursa NATO ve Türkiye olarak Afganistan'a desteğimiz nasıl devam edecek? Bunları da değerlendirdik. Malumunuz Avrupa Birliği Komisyon ve Konsey Başkanı Michel ve Leyen, Ursula Leyen'in daveti üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız yine dün Brüksel'de ikisiyle birlikte bir görüşme gerçekleştirdi. Ben de Dışişleri Bakanı olarak o toplantıya katıldım. Burada da sadece göç meselesi değil. Önce Sayın Cumhurbaşkanımız bugüne kadar Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimizdeki süreci güzel bir şekilde özetledi. Ta 60'lı yıllardan bu yana Türkiye'ye verilen sözler, kat ettiğimiz mesafeler, ilk iktidara geldiğimiz yıllarda başbakan olarak zirvelere katılması. Saat durdurmalar. Efendim? Saat durdurmalar. İşte saat durdurmalar. Daha sonra bu zirvelere bile Türkiye'nin davet edilmemesi. Hırvatistan'la müzakerelere aynı gün başladık. Şimdi ama Hırvatistan Avrupa Birliği'nin dönem başkanı. Ama Türkiye ile ilgili fasıllar halen siyasi sebeplerle engelleniyor. Teknik sebeplerden dolayı değil. Ve 18 Mart 2016 ortak muhtıra çerçevesinde Türkiye hangi sözlerini yerine getirdi ve Avrupa Birliği hangi sözlerini tutmadı? Gayet güzel rakamlarla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız açık, samimi bir ortamda bunları söyledi. Şimdi Michel yapıcı ve olumlu geçti diyor. Doğru, yapıcı ve olumlu bir havada geçti. Ama yapıcı ve olumlu bir havada tüm gerçekleri de konuşmak lazım. Michel de sürekli Ankara'ya geldiği zaman da söylüyor. Son yıllarda özellikle Türkiye ile iyi bir diyaloğun olmamasından dolayı yanlış anlaşılmaların olduğunu ve bu eksikliklerin yaşandığını o da samimi bir şekilde söylüyor. Ve başkanlık döneminde, yani 5 yıllık Avrupa Birliği Konsey Başkanlığı döneminde birinci önceliğinin bu diyaloğu samimi bir şekilde tesis edilmesi. Diyalog tesis edilir de gerçekçi adımlar atmamız gerektiğinde farkında olduğunu gördük. Göç anlaşmasını sadece bir Türkiye'ye para versin, Türkiye'de göçmenleri tutsun değil. Baktığınız zaman muhtıraya, ortak deklarasyona, vize serbestisi var, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi var, terörle mücadele var, göçmenlerin Suriye'ye geri dönüşünün desteklenmesi var. Aynı şekilde buradaki göçmenlere sağlanacak destek var. Yine Türkiye-AB ilişkilerinin diğer boyutlarındaki atılacak adımlar var. Müzakere sürecinin hızlandırılması var. Yani birçok şey var. Yani dışarıdan bakıldığı zaman yani Avrupa Birliği değişik kurumlar aracılığıyla Türkiye'deki Suriyelilere para göndersin ve bu göçmenler burada dursun. Yani bu ilişki sadece bundan ibaret değil ve 2016'daki bizim mutabakatımız da bundan ibaret değil, kapsamlı bir şekilde. Bugüne kadar Avrupa Birliği'nin özellikle verdiği sözleri tutmadığı açık. Bu adil olmayan bir yük getiriyor Türkiye'ye dediniz. Adil bir paylaşımdan kastınız nedir? Ne olması lazım? Şimdi adil olması şu, biz 40 milyar dolar harcıyoruz. Bize daha 2,7 milyar yani Suriyelilere gelmiş. Verilen söz neydi? 3+3. 2016 yılında 3 milyar ve 2018 yılı sonuna kadar da ikinci 3 milyar Suriyeli göçmenler için kullanılacaktı. Daha birinci 3 bile tamamlanmadı toplamda. Yani ikincisinden de şartların biraz ağır. Neden tamamlanmıyor? Bürokrasi. Hep bürokrasi. Projeye bağlanması. Ama şimdi çocuklar okula gidecek. Her gün bunlar tedavi görüyor. Hizmetler durmuyor. Günlük ihtiyacı var. Karşılanıyor. Göçün engellenmesiyle ilgili, yasa dışı göçün daha doğrusu, alınması gereken tedbirler var. Harcamalar var. Harcamalar var. Yani diğer taraftan bir mutabakat sağlıyorsunuz. Biraz önce söylediğim gibi vize serbestsiz, halen duruyor. Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu konusunda ilk 3 tur görüşmeler yapıldı. Daha sonra siyasi kararla engellendi. Efendim, bölgenin ve uluslararası sistemin sıkıntılarıyla alakalı genelde coğrafi konumumuzdan dolayı çok merkezi bir yerdeyiz. Sorunların da merkezinde oluyoruz çoğunlukla. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızı mütemadiyen dünya sahnesinde, başkentlerde görüyoruz. Ama bu ağırlıklı Moskova oluyor, Washington oluyor, hatta Berlin bile oluyor ama nadiren Brüksel oluyor son yıllarda. Bunu da muhataplarınıza aktardınız mı? Bunun sebepleri nedir? Daha sık Brüksel'de görecek miyiz Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet, şimdi bu 18 Mart mutabakatının içinde, ortak deklarasyonun içinde yüksek düzeyli diyaloğun devam ettirilmesi vardı. Ama AB tam tersine, bunun hilafına karar alarak Türkiye ile üst düzey diyaloğu durdurdu. Tek taraflı olarak. Ama biz onlara demiştik ki sizin bize ihtiyacınız bizim size olan ihtiyacımızdan daha fazla bu anlamda. Mecburen geleceksiniz bize. O yüzden bu tür komik kararlar almayın. Ve Avrupa Birliği'nden kaynaklanan sebeplerden dolayı maalesef bu üst düzey diyalog pek olmadı. En son Varna'da biliyorsunuz Türkiye-AB zirvesi oldu. Yunanistan, özür dilerim, Bulgaristan Başbakanı Komisyon Başkanı, Cumhurbaşkanımızdan özür de dilediler. Yani bizim en büyük hatamız 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye'ye gelmemekti. Dolayısıyla bizim eksiklerimiz oldu dediler. Samimi bir görüşmeydi. Fakat ondan sonra bu tür üst düzey temaslar kesildi. Üst düzey temaslar kesilince bu tür konuları bu düzeyde konuşamıyorsunuz. İşte Ortaklık Konseyi toplantısını yaptık biz. Mogherini ile ve ilgili bakanlarla, komiserlerle. Onun dışında pek bir şey olmadı. Örneğin Finlandiya'daki gayri resmi Dışişleri Bakanları toplantısına akşam yemeğine beni davet ettiler. Ertesi günkü toplantıya yine bu Kıbrıs'taki sondajlar sebebiyle sadece Balkanları davet ettiler. Ben de gitmedim tabii o zaman. Ve geçen gün Borel'e de söyledim. Bundan sonra benim için dedim AB Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak, gayri resmi toplantıya çok büyük bir şey değil ki. Tam tersi, biz oraya katıldığımız zaman katkı sağlıyoruz. Meşruiyet veriyoruz. Yani tabii Avrupa Birliği'nin sorunlarımız, tavsiyelerimiz, önerilerimiz çok açık bir şekilde bunları paylaşıyoruz. Dolayısıyla dün akşam bu görüşme önemliydi ama ondan önce de biliyorsunuz yeni yönetim Türkiye ile ilişkileri geliştirmek için, en azından bu diyaloğu tesis etmek için çok önemli adımlar attı. Michel biliyorsunuz 2 defa Türkiye'ye geldi. Bir İstanbul'a geldi. Bir kere de Ankara'ya geldi geçen hafta. Yine göreve geri gelmez Ursula Leyen Cumhurbaşkanımızı aradı ve Cumhurbaşkanımızla Berlin'de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımızla görüşmek istedi. Cumhurbaşkanımız da kabul etti. Ve yine dün telefonla birkaç defa görüşmeler oldu. Yine komiserler gelmeye başladı. Komisyon başkan yardımcıları ve ilgili komiserler. Yüksek temsilciyle sürekli ben temas halindeyim, Borrell'le. Aynı şekilde genişlemeden sorumlu komiser dahil hepsiyle bir diyalogumuz var. Yeni bir faza geçtik diyebilir miyiz yani? Yani yeni bir faza diyalog bakımından geçtik. Ama önümüzdeki süreçte gerçekçi bir şekilde bu ilişkileri yürütmek için adımların atılması lazım. Nedir efendim? Adımların atılması ne demektir? Bir kere Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye dürüst davranması lazım, samimi davranması lazım. Biz evet, Türkiye'nin AB'ye ihtiyacı var ama AB'nin Türkiye'ye daha çok ihtiyacı var. Özellikle de küresel aktör olmak istiyorsa. O yüzden Avrupa Birliği'ne yalvarır bir ülke durumuna hiçbir zaman düşmedik, düşmeyiz de. Düşmek de istemeyiz. Ama her iki tarafın da birbirine olan yükümlülükleri var. Dolayısıyla bu yükümlülüklerin yerine gelmesi lazım. Biraz önce vize serbestlisini, Gümrük Birliği Anlaşması'nı söyledik. Evet. Terörle mücadelede Avrupa Birliği'nden daha samimi bir destek beklememiz doğal değil mi? Evet, İngiltere'de, evet Almanya'da bazı adımlar atıldı. Ama Belçika'da bir mahkeme kararı var. Gördünüz PKK'lıları, evet. Oradaki PKK'lıları serbest bıraktılar diye kendilerine herhangi bir zarar vermemiş PKK terör örgütü. Kime zarar vermiş? Orada yaşayan bizim vatandaşlarımıza vermiş. Orada yaşayan bizim vatandaşlarımız aynı zamanda Belçika vatandaşı değil mi? Belçika. Terörle mücadelede Avrupa Parlamentosu'nda en son yine dürüst olmayan bir şekilde o bazı PKK'lıları içeride yok dediler, davet etmedik dediler. Ama bizim temsilcimiz gitti içeride salonda bunları tespit etti. Yani dürüst de davranmıyorlar. Yani her konuda, sadece bu değil, göçmen konusunda. Evet. Biz göçmenleri elimizden gelen desteği veriyoruz da siz ne yaptınız? Bize gelmesin yeter anlayışı olmaz. Bunu söylediler mi efendim size? Yani bunları bir şekilde tutun, biz ne hata yaptıysak yani, bu hatayı giderelim. Her zaman söylüyorlar. Yani bunlar bizim sınırlarımıza gelmesin. Her zaman söylüyorlar. Bunu ilk defa söylemiyorlar. Şu anda bu sorun daha sıcak. Ama şimdi bu göçmenlerin, fiilen başladı göçmenlerin Suriye dönüşü konusu 18 Mart mutabakatında olmasına rağmen ne yaptınız? Tam tersi destek vermeyeceğiz açıklamaları geldi. Yıllardır evet. Bu güvenli bölge fikrini projeleriyle beraber Sayın Cumhurbaşkanımız herkese anlattı. Evet. Tüm dünyayı anlattı. BM'de anlattı. Avrupa Birliği'ni anlattı. Ama mutabakat da var. Şimdi İdlib'de bu kadar insan kapıya yanaşmış sınıra ve bu kadar insan evini terk etmiş. 1,25 milyonu nasıl göndereceğiz? UNHCR üzerinden mi? BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden bahsediyorum. Diğer işte Uluslararası Kızılaç Örgütü üzerinden mi? En son Cumhurbaşkanımız tabii dedi ki ben şartsız koşulsuz siz alın mültecileri ben 4 katını vereyim dedi. Haklı olarak şimdi böyle deyince de Erdoğan kızıyor, Erdoğan sinirleniyor diyorlar. Yani buradaki para, yani bu insanlara, yani İdlib içindeki insanlara piriketten basit evler yapılacak. Evet. Taban toprak olmasın, tahta, ahşap olsun. Yani basit bir ailenin yaşayabileceği şekilde temel ihtiyaçların olacağı, banyosuydu, lavabosuydu, işte oturma bilmem ne, küçük böyle 25-30 metrekare. Şimdi biz yapıyoruz bunlardan. 1500 civarında tamamlandı. Kurumlarımız çalışıyor. Şimdi hem gelmesin diyorsunuz hem de bu insanların burada yaşaması için hiçbir şekilde destek vermiyorsunuz. Sonuçta dün evet samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Ve toplantının sonunda da Avrupa Birliği ve Türkiye olarak siyasi ve teknik görüşmeleri devam ettirsin kararı çıktı. Dışişleri Bakanı. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız da ben Dışişleri Bakanı'nı görevlendiriyorum. Siz de kendi heyetinizi görevlendirin dediler. Daha sonra basın toplantısında da açıkladıkları gibi Yüksek Temsilci Josep Borrell'i Avrupa Birliği görevlendirdi. Tabii bizim tarafımızdan da farklı bakanlıklarımızdan ve kurumlarımızdan arkadaşlarımız aynı şekilde AB tarafından da diğer komiserlerin de katılacağı çalışmayı hemen hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. Eğer bu çalışmalar olumlu netice verirse, evet. Yani biraz önce söylediğim gibi bunun birçok boyutu var. Sadece daha fazla para Türkiye'de göçmenler kalsın bunun karşılığında yok. Yani bizim fasıllar burada da var. Biz para peşinde değiliz. De var. İlkeli bir tutum sergiliyoruz. Ayrıca bugünün şartlarında, yani 9 yıl önceki şartlarla ya da 2016'nın şartlarıyla bugünün şartları, 2016 yılındaki göçmenlerin ihtiyaçlarıyla bugünkü göçmenlerin ihtiyaçları da değişiyor. O gün 7 yaşında olan bir çocuk artık bugün 18 yaşında bir çocuk. Ya da 16 yaşında. 10 yaşında olan birisi bugün 19 yaşında. Dolayısıyla o günkü ihtiyacıyla bugünkü ihtiyacı tamamen farklı. O yüzden yeni şartlar çerçevesinde ilave neler yapmamız lazım? Bunları oturup konuşacağız. Eğer 26 Mart'a kadar biz kendi aramızda bir mutabakat sağlarsak, 26 Mart'ta AB Liderler Zirvesi var. O toplantının gündemine de bu konular gelecek. Biz yapıcı bir çalışmaya hazırız. Ama Avrupa Birliği'nden sadece bu süreçte değil, daha sonra herhangi bir yol haritası belirlersek o konuda da samimiyet bekliyoruz. Artık Türkiye'yi oyalama devri bitmiştir. Her anlamda oyalama devri bitmiştir. Efendim, sıcak bir sorunla yüzleştiklerinde sizi davet ettiler. Ben böyle uzaktan bakınca değerlendirsem. Sizi davet ettiler, oturdular. Sizinle dediler ki ya, iletişim sorunumuz varmış zaten. Yönetimler de yenilendi. Bakın biz farklı bakıyoruz. Olayı çözmeye çalışalım. Durduğunuz yeri bize anlatın dediler. Siz yine durduğunuz yeri anlattınız. Biraz güncel haliyle. Onlar da anlattılar. Kurulan komisyon 26 Mart'a kadar herhangi bir anlaşma hazırlama görevi de üstlendi mi acaba? Bir yol haritası, yeni bir güncelleme konusunda çalışacağız. O yol haritası konusunda bir mutabakatımız olursa ne âlâ. Mesela onda bir vize serbestisi, efendime söyleyeyim bir Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gibi maddelerde yer alabilir mi? Onlar zaten vardı diye. Onlar söylüyorum. Zaten var. 18 Mart mutabakatının güncellenmesi, yeni şartlar ışığında ilave neler yapılabilir? Örneğin 2016'da İdlib'deki durum yoktu. Yoktu. Evet. Şimdi İdlib var. 2016'da bizim Barış Pınarı harekatımız yoktu. Veya Zeytin Dalı veya Fırat Kalkanı harekatlarımız. Şimdi oralar güvenli bölge oldu. Buralara göçmenlerin gönüllü bir şekilde döndürülmesi için neler yapmamız gerekiyor? Terörle mücadeledeki samimiyetsizliklerin nasıl ortadan kaldıracağız? Yani burası sadece 18 Mart mutabakatının bugüne kadar aksayan yönleri, yani Avrupa Birliği'nin sözünde durmadığı kısımları değil, bugünün şartlarında neler yapabiliriz? Bunların hepsini yol haritamızda görmek istiyoruz. Efendim, siz hem AK Parti'nin bu Avrupa Birliği meselesindeki tüm Avrupa Konseyi Parlamentosu'nda da görev yaptınız. Başkan olarak da görev yaptınız. Biraz onların da zihin dünyasına yakın, ne düşündüklerini çok kolay anlayabilirsiniz diye düşünüyoruz buradan baktığımızda. Haklı olmanız konusunda bir şey demiyorum. Hep haklıydınız. Hiç şüphe yok. Ben de bir Türk vatandaşıyım ama daha güçlü olduğunuzu hissettiniz mi dün? Yani biz çok şükür masada her zaman kendimize güvenimiz var. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Haklı olunca güçlü olursunuz. Yani haklı olunca rakamlarla her şey ortada. Ortaya koyduğunuz zaman tabloyu, kıyaslamayı yaptığınız zaman haklı olduğunuz ortada. Sadece 18 Mart mutabakatı ile ilgili değil. Geçmişten bu yana yaşananlar. Bugünkü yaşananlar. Şimdi genişleme ile ilgili Avrupa Birliği'nin yaşadığı şu andaki süreç, ikircikli tutumları sadece bize yönelik değil. Yani siyasi açıdan göç konusunda, terörle mücadele konusunda, Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizasyonu konusunda her konuda ortaya koyduğumuz zaman çok rahatlıkla görüyoruz ki haklıyız. Haklıysanız da güçlüsünüz. Bu yani suç bastırma ya da kendini haklı gösterme çabası yani, deyip de ondan sonra böyle bir olumsuz, çok olumsuz bir tavır içine girecek bir ülke de değiliz. Böyle komplekse de girmeye gerek yok. Evet haklıyız ama bu haklılığımızı sahada da, uygulamada da görmek istiyoruz. Yaptığımız çalışmanın da zaten amacı bu. Efendim, yani şunu kastettim. 6 ay evveline kadar, siz uzun süredir bu görevdesiniz. 6 ay evveline kadar da aşağı yukarı tüm tezleriniz buna benzer idi. O süreçte değişen sığınmacı baskısı olduğunu gördüğüm için, düşündüğüm için söylüyorum. Bu yeni durum sizi biraz daha değerli kılmış mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bu yönetim, yine komisyon başkanı Ursula, yine Michel, daha bu olaylar yaşanmadan önce yani Türkiye'nin bu konudaki yükünün farkındayız. Türkiye'ye ilave destekler vermek istiyoruz. Aynı şekilde Sayın Merkel de bunları Sayın Cumhurbaşkanımıza söylemişti. Tabii şimdi bugüne kadar bu sayıda göçmen Yunanistan sınırlarına gitmemişti. Evet. Buraya gidince göçmenler bu işin ciddiyetini daha da iyi anladılar. Yani böyle bir sorunun var olduğunu. Almanya'da yayınlanan makalemde de artık Almanya bu uykudan uyanmalıdır derken bunu kastediyoruz. Yani 9 yıldır biz Türkiye'de bu yükü çekiyoruz. Yani göçmen gelmeyince burada yaşananları göremiyorlar. Rakamları paylaşıyorsunuz. Sadece teşekkür ediyoruz. Herkes aynı cümleyle başlıyor konuşmaya. Türkiye'nin yükünün farkındayız. Türkiye dünyada en çok mülteciyi misafir eden ülkedir. Tamam, güzel. Güzel. Ama herkesten aynı şeyi duyuyoruz da faydası ne? Bunun sebebi ne? Yani bu desteğin tam anlamıyla verilmemesinin sebebi ne? Bunu hissetmiyorlardı. Ya da hissetmek istemiyorlardı. Şimdi ise hissettiler fakat izledikleri politika çok yanlış. Bugüne kadar Türkiye Suriye'den göçmen gelirken kapısını kapatmasın, açık kapı politikası uygulasın diyerekten bize işte BM kararlarını, Güvenlik Konseyi kararlarını, uluslararası hukuku, insan haklarını hatırlatanlar şimdi bunların tam tersine, hilafına adımlar atıyorlar ve adım atan Yunanistan'ı da güçlü bir şekilde destekliyorlar. Buna da kılıf uydurmuşlar. Yunanistan Avrupa'nın sınırlarını koruyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye-Yunanistan sınırında başlamıyor. Avrupa'nın sınırları Türkiye'nin güneydoğu sınırlarından başlıyor. İran sınırından başlıyor Avrupa'nın sınırları. Boğaz'dan da başlamıyor. Suriye'den başlıyor. Suriye'den başlıyor. İran'dan başlıyor. Irak'tan başlıyor. Yunanistan'dan başlamıyor Avrupa'nın sınırları. Daha da kuzeyden gidecek olursak Avrupa'nın sınırları, yani büyük Avrupa'nın, Avrupa Birliği değil sadece Avrupa. Azerbaycan'dan başlıyor. Azerbaycan'dan başlıyor. Ta Kazakistan'ın bir kısmı da Avrupa sınırları içinde. Efendim, AK Parti iktidara geldiği konusu en önemli maddelerden bir tanesiydi. Tabii üzerinden çok şey geçti. Yani işte Kopenhag kriterleri, Helsinki süreçleri, Gümrük Birliği anlaşmaları, Arap Baharı'nın bütün bölgedeki etkisi, Suriye meselesi üzerinden çok büyük olaylar geçti. Bugün geldiğimiz noktada sizin Avrupa Birliği hedefiniz yine ilk günkü gibi mi yoksa bir sapma var mı o noktada? Bir de bu noktaya gelmesindeki sebep nedir? Çünkü şunu görüyoruz mesela bir takım partiler Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefine saptığını söylüyorlar ve iktidara geldiklerinde yeniden aynı hedef doğrusuna devam edeceklerini söylüyorlar. Sizin bu konudaki yaklaşımınız nedir? Yani bir sapma var mı yoksa şartlar mı sizi bu noktaya? Şimdi AB süreci tek taraflı bir süreç değil. İki tarafın da karşılıklı adım atması gerekiyor. 2004 yılında müzakere tarihi alacaktık ve Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirmemiz gerekiyordu. Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdik mi? Evet, getirdik. Daha sonra müzakereler başladı. Müzakereler başlayınca fasıllar var. 15 civarında olan fasıl sayısı 35'e çıktı. Yani bize mi 35? Başkasına 15 olan sayı? Hayır, şu anda herkese 35 ama yani Türkiye'nin biraz önünü kesmek için o zaman bu fasıl sayısı arttırıldı. Şu anda tabii tüm aday ülkeler için aynı sayı geçerli. Şimdi Fransa yeni fikirler ortaya getiriyor. Şimdi müzakere sürecinde her faslın açılış kriterleri var. Açılış kriteri içinde adımların atılması lazım değil mi? Reformların yapılması lazım. Bu açılış kriterlerini karşıladık ki fasıllar açılabildi. Yani yasal düzenlemeleri yaptınız. Evet. Kıbrıs'tan dolayı bir fasıl, eğitim ve kültür faslı açıldı, geçici olarak kapandı. Diğer fasılların kapanmamasının sebebi ise yine Kıbrıs sebebiyle Avrupa Birliği'nin kapatmama kararı almasındandır. Biz kapanış kriterlerini gerçekleştiremediğimiz için değil. Yani siyasi bir karar aslında. Siz hazırınızı yaptınız. Tabii siyasi bir karar. O bab kapatılabilir ama evet, kapatılmıyor. Tabii ki şimdi aşağı yukarı 16 tane, kaç tane fasıl açıldı arkadaşlar? 16'yı geçti. bu fasılları açarken biz ne yaptık? Reform yaptık. Şimdi bizi en çok eleştirdikleri fasıllar, konularla ilgili fasıllar nedir? 23 ve 24. 23 ve 24 faslı, yargı ve temel haklar, adalet, özgürlük ve güvenlik. Değil mi? En çok bu konularda bizi eleştiriyorlar. Biz de şimdi reform yaparken de yargı reformu stratejisi diyoruz. Birinci aşama, ikinci aşama. Adalet Bakanlığımız çok güzel çalışıyor. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. İnsan hakları eylem planı keza. Biz bu reformlara hız verdik. Fakat bu iki faslın açılmasını neden engelliyorsunuz? Size göre neden? Muhataplarınıza bunu soruyor musunuz? Siyasi. Kim engellemiş? Rum kesimi engellemiş. Yani Rum kesimi. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde siyasi kararla AB üyesi yapılan Rum kesimi engelliyor. Blok etmiş. Sonuçta şunu söylemeye çalışıyorum. Vize serbestisi. 72 kriter denmiş. 66 tanesini gerçekleştirdik. Son 6 kaldı. O 6 ile ilgili de yine dün yüzlerine söylediğimiz gibi siyasi sebeple bir kelimeye takıp engellemeye çalışıyorlar. Biz adım atıyoruz burada. 72 kriter yaptığımız yerde gerçekleştirilmedik. Reform yaparak, adım atarak 72'nin 66'sı, hatta şimdi 4'e düşüyor bunlar. Durup dururken oturduğumuz yerden gerçekleştirilmedi bunlar. Adımlar atıyoruz. Bu 4 kriter imkansız kriterler mi efendim? Yok, imkansız değil. İşte kişisel verilerin örneğin korunması ile ilgili bir kelimeye takıyorlar. Terörle mücadelede biz gerekli esnekliği, terörle mücadelemizi zafiyete düşürmeyecek şekilde yapıyoruz. Hayır, onu da isteriz, bunu da isteriz. Hedefleri Türkiye'nin terörle mücadelesini zafiyete uğratmak. Ama bu benim için ulusal güvenlik meselesi. Tıpkı 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra olağanüstü hali ilan etmemiz, evet. Fransa bir terör saldırısından sonra olağanüstü hali ilan etti. Ondan sonra kattığımız adımlar da ulusal güvenlik meselesiydi. Ama şimdi yavaş yavaş bunları kaldırdık, reform yapıyoruz biz. Şimdi Avrupa Birliği genişlemeyi durdurdum derse, bu sefer bunun sorumlusu Türkiye mi ki? Veya bizim yerimize geleceğiz diyen arkadaşlar şimdi Avrupa Birliği ben bundan sonra müzakereleri durduruyorum, yeni üye almayacağım dediği zaman zorla onun fikrini mi değiştirecek, kararını mı değiştirecek, hangi adımla bunu yapabilecek? Yani burada bizden kaynaklanan sorun değil. Nereye gidiyor efendim süreç size göre? Nereye gidiyor? Yani almıyoruz buradan sonra ya mı gidiyor Avrupa Birliği? Şu anda tabii ki Avrupa Birliği, Fransa... bundan sonra yeni üye istemiyorum dedi. Yeni fikirler ortaya koydu. Örneğin geçen hafta Hırvatistan'da Gümrük Dışişleri Bakanları toplantısı vardı. Bugüne kadar davet ettikleri Balkan ülkelerini davet etmediler. Bir fasıl hariç tüm fasılları açan ve çoğunu kapatan Karadağ'ın Dışişleri Bakanı bile davet etmediler. Kendisi de söyledi. Borrell ve diğerleri söyledi. Artık üyelik süreçlerini durduracağız galiba. Yeni üye istemiyor Fransa gibi ülkeler diyor. Yani sonuçta şunu söylemeye çalışıyoruz. Bu arkadaşlar konuşuyor da yani bir kere de Avrupa Birliği Türkiye'ye haksızlık ediyor demiyorlar. Avrupa Birliği'nin politikaları başarısız demiyorlar. Avrupa Birliği siyasi engeller koyuyor demiyorlar. Her konuda görüyorum Rusya konusunda hep haksız olan bu iktidar. Ondan sonra Avrupa Birliği konusunda haksız olan bu iktidar. Suriye konusunda 1 milyon kişiyi öldüren Esad haklı, biz haksızız. Bugüne kadar Suriye'yi yakan, yıkanlar hep haklı, hep biz haksızız, hep biz haksızız. Böyle muhalefet olur mu? Önce Türkiye'nin milli meselelerinde gerçekleri söyleyeceksiniz. Evet, bizim de eksiğimiz varsa bunu da söyleyin, eleştirin. Ama her konuda kendi ülkenizi haksız göstermeye çalışmak yani gerçekten bu ülkede muhalefet yapmak değildir. Gerçek anlamda muhalefet yapmak değildir. Efendim? Bizi de eleştirin ama başka ülkelerin hatalarını ya da kurumlarını da söyleyin. Dolayısıyla bunu söyleyen arkadaşlar kusura bakmasınlar. Ya Avrupa Birliği'nin şu anda yaşadığı süreci iyi bilmiyorlar, takip etmiyorlar. Ya da sırf işte iktidara bir laf atmak için ya da eleştirmek için bunu söylüyorlar. Biz şunu söylüyoruz. Bugün açılmayan fasılların hepsi 23-24 dahil hepsini açmaya hazırız. Avrupa Birliği bize açılış kriterlerini versin ve biz bunu yerine getirirsek açsınlar. Yerine getirmezsek açmasınlar. Kapanış kriterlerini yerine getirmezsek de kapatmasınlar. Avrupa Birliği Bakanı olduğum dönemde de hangi fasılların açılış kriterlerini yerine getirdik, getirmedik onları da incelemiştim ve 23-24 ile ilgili 6 tane açılış kriteri vardı ve Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla Ombudsmanlık Kurumu'nun kurulması ve İnsan Hakları Kurumu'nun kurulmasıyla birlikte 6 açılış kriterinin 6'sını da bize resmen bildirmedikleri halde biz yerine getirmişiz. Biz bunları muhataplarınıza bu mesajları bu şekilde her zaman söylüyoruz. Bakın siz bunları bize bildirmediğiniz halde biz bunları yerine getiriyoruz. Ha bunun anlamı nedir? Biz Cumhurbaşkanımız her zaman ne diyor? Kopenhag kriterleri, Maastricht kriterleri olmasa bile Ankara kriterleri çerçevesinde kendi vatandaşlarımıza bu hakları sağlamak için, vermek için bu adımları atıyoruz. Evet. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, işte İnsan Hakları Kurumu, Ombudsmanlık, o günden bu yana arabuluculuk dahil mahkemeye gitmek zorunda kalmadan birçok vatandaşımızın sorunu, itilafı bu şekilde çözülüyor. Çözüm mekanizmaları kuruyoruz. Niye? Kendi vatandaşımız için yapıyoruz. Sadece Avrupa Birliği'ne üyelik için değil. Efendim peki bu sığınmacıların biraz böyle sıkıntıları var Yunan sınırında. Siz de galiba Türkiye olarak oraya bir destek ya da işte koruyucu kuvvetler gönderiyorsunuz gördüğümüz kadarıyla, takip ettiğimiz kadarıyla. Havalarda güzelleşiyor. Sığınmacı sayısında bir artış bekliyor musunuz? Onların ihtiyaçlarını orada görebilecek başka organizasyonlar planladınız mı? Gerçekten sığınmacıların özellikle Yunanistan sınırında gördüğü muameleyi görünce insan utanıyor. İnsanlığından utanıyor. Ve şimdi kaynar sular döküyorlarmış sığınmacılarımız. Evet, 2 yaralı vardı. Haberini yaptık. Yani bu nasıl insanlık? Bir de medeniyetten bahsediyorlar. Demokrasiden bahsediyorlar. Bir de insan hakları dersi vermeye çalışıyorlar. Tüm Avrupa'nın önünde oluyor. Nerede insan hakları örgütleri? Gerçi BM'nin yine bu konudaki temsilcisi yine bazı insan hakları örgütleri biraz tepki gösterdi ama Türkiye'de böyle bir şey olsaydı tüm dünya ayağa kalkmaz mı? Kalkardı. Ha, biz ne yapıyoruz? Biz insanız. Orada Kızılay'ımız, diğer kurumlarımız yardım yapıyorlar. Yunanların vurdukları, yaraladıkları 5 kişi öldürdüler bugüne kadar. Kişilere tedavi hizmetleri veriyoruz. Aynı şekilde barınak, yiyecek, içecek gibi günlük ihtiyaçlarını burada yine kurumlarımız karşılıyor. Bu insanlar gönüllü bir şekilde biz zorlamıyoruz. Başka ülkelere gitmek istiyoruz diyorlar. Nasıl Türkiye'ye geldilerse başka ülkelere de gitmek istiyoruz diyorlar. Biz nasıl Türkiye'ye gelirken kapılar açtıysak diğer ülkelerde uluslararası hukuk çerçevesinde işlemleri yapmalıdır. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır ve insanlığın tüm değerleriyle de çelişiyor. Şimdi biz tabii ki bu önümüzdeki süreçte ne kadar gitmek ister onu önceden kestirmek mümkün değil. Ama yaz aylarında sizler de rakamları arada paylaşıyorsunuz veya Yunanistan'da da geliyor. Yunanistan'a özellikle denizden giden göçmen sayısı da artıyor. Geçen sene 455.000 düzensiz göçmeni yakalamışız. Yakaladığımızdan yola çıkarsak bayağı bir artacağını bekliyoruz. 455.000 ve çok sayıda da kaçakçıyı da yine tutuklamışız. Yeni dönemde de şimdi bazı bu mülteciler oraya gidince bazı insan kaçakçıları bunu legal diye kendini tanıtarak açık açık söylediler. Onlarla da ilgili yasal işlem sürüyor. Yani bizim genel anlamda göçmen politikamız değişmedi. Ama zorla bir insanı gitmek isteyen bir insanı da tutma yükümlülüğüm benim yok. O da doğru değil. Dolayısıyla burada önümüzdeki süreçte ne kadar gider, ne kadar gitmez onu ben söyleyemem. Ama az da gitse, çok da gitse her bir mültecinin de temel hakkı vardır. İnsanlık hakkı vardır. Dolayısıyla bu mültecilere bu haklar çerçevesinde ve uluslararası hukuk çerçevesinde muamele edilmelidir. Teşekkür ederiz Metin Bey, Metin Mutanoğlu. Efendim, bir başka sıcak konu tabii ki bu mülteci akınıyla bağlantılı olan İdlib meselemiz. İdlib konusunda geçtiğimiz hafta Perşembe günü siz Moskova'da bir ek protokol imzaladınız Moskova yönetimiyle. Bu protokol tabii Türkiye'de ateşkesin ilan edilmiş olmasından dolayı bir rahatlama meydana getirdi. Size göre bu protokolle Türkiye'nin kazanımları ne oldu? Birinci sorun bu. İkincisi ateşkes nasıl yürüyor? Şu an siz de takip ediyorsunuz. Bir aksama var mı? Bir de Esed rejimi kaybettiği yerleri geri almak için bir takım çaba içerisine girerse buna karşı Türkiye'nin cevabı nasıl olacak? Çok teşekkür ediyorum. Moskova'da geçici bir ateşkes tesis edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız da Putin'in baş başa yaptığı görüşmeden sonra bizleri de davet ettiler ve kendi aralarındaki konuştukları ve mutabakat sağladıkları konuları bize aktardılar. Sonra biz içeri gittik, bunları kağıda döktük ve İngilizce, Türkçe, Rusça metinleri birbirimize kontrol ettik ve orada gerekli değişiklikleri yaparak savunma bakanlarımız imzaladı. Dışişleri Bakanları olarak biz de kamuoyuna basın toplantısından sonra duyurduk. Her şeyden önce bu ateşkes İdlib'deki Suriyeli kardeşlerimize yaramıştır. Biz ne için burada mücadele ediyoruz? Ülkemize yönelik gelebilecek bir tehdidi sınırların ötesinde bertaraf etmek için. İki, ülkemize yönelik 1,5 yani 1,5 milyon civarındaki göçmenin evlerine dönmesini sağlamak için. Suriye'de siyasi bir çözümün temel şartı sahadaki çatışmaların durdurulmasıdır. Yani İdlib'de sükunetin sağlanmasıdır. Bak, orada çatışmalar tırmandı. Evet. Anayasa Komisyonu toplantıları durdu. Cenevre'de. Cenevre'deki Anayasa Komisyonu. Bu da bizim sayemizde kuruldu. Dolayısıyla amaç neydi? Bunu durdurmak. Şimdi bir ateşkes. Herkes olduğu yerde durdu. Şimdi burada baktığınız zaman ben tutayım efendim. Şurada, buralarda, şu kırmızı noktalarda, bunlar gözlem noktalarımız. Bizim bu M4 yolunun, karayolunun da altında, şu kırmızı noktalarda, bunları da ay yıldızlı bir şekilde bayrağımızı buralara koymamız lazım arkadaşlar. Bunlar konuşlanmalar olduğu gibi. Gözlem noktaları. Evet, gözlem nokta bu ama burada da mevcudiyetimiz var. Bunları söylüyoruz. Şimdi burada mevcudiyetimiz var. Ve bu yine ateşkes anlaşması çerçevesinde, mutabakat çerçevesinde bu M4 yolunun da güvenli bir şekilde trafiğe açılması, bunun güney kısmını Ruslar denetleyecek, kuzey kısmında biz. Yani ortak devriyeler. Ve bu yola herhangi bir rejim tarafından olsun, başka radikal gruplar tarafından olsun herhangi bir saldırı ya da müdahale olmayacak. Şimdi ise bu ateşkesi kalıcı hale getirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. O gün de yine iki başkanın mutabık kaldığı gibi bizler Dışişleri Bakanları olarak, Savunma Bakanları olarak, istihbarat olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdi bu M4 yolunun güvenli bir şekilde trafiğe açılması konusunda bu 6 kilometre kuzeyinde, 6 kilometre güneyinde olacak şekilde neler yapılabilecek, hangi adımlar atılacak? Bunu görüşmek için Rusya'dan bir heyet geldi. Bugün bizim askeri makamlarımızla, heyetimizle görüşecekler ve 7 gün içinde burada askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte bazı adımlar atacak. Ama buranın kalıcı bir şekilde yani ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi için atılması gereken adımlar var. Bunları da görüşmeye devam edeceğiz. Şimdiden daha bu bölgedeki bazı göçmenler kendi evlerine dönmeye başladılar. Ateşkes olunca. Yani şimdi bazen görüyoruz, efendim burada ne işimiz var, girmeyelim, geri çekilelim diyenler ateşkes olunca da niye ateşkes oldu diyorlar. Ama vatandaşlarımız, milletimiz gerçekleri görüyor. Bizim ne için burada olduğumuzu ve burada olmamızın neler sağladığını biz de görüyoruz, vatandaşlarımız da görüyor. Ve buralardaki mevcudiyetimiz de tabii ki devam edecek. Hatırlayacaksınız, Libya'ya ihtiyaç duyulursa bir güç gönderme konusunda tezkereyi meclise gönderdiğimiz zaman da söylemiştik. Attığımız bu adım Libya'da dengeyi sağlayacak, ateşkesi sağlayacak ve ondan sonraki siyasi sürece geçilmesine katkı sağlayacak demiştik. Şimdi tüm dünya bunu kabul ediyor. O zaman muhalefet partilerini bilgilendirirken de onlara net bir şekilde söylemiştik. Bakınız bu tezkere ve attığımız adımlar burada dengeyi sağlayarak Haftar'ın da Trablus'a giremeyeceğini göstererek ateşkese sebep olacak. Yani ateşkesin tesisine katkı sağlayacak ve bu şekilde siyasi sürece geçebiliriz. Ve Türkiye Libya'da çok önemli bir aktör oldu. Bugün Türkiye'siz hiçbir görüşme bile yapılmıyor. Ama daha da önemlisi ateşkes de yine bizim sayemizde tesis edildi. Yine İstanbul'da Sayın Putin'le Cumhurbaşkanımızın görüşmesinden sonra yaptığımız çağrı sayesinde. Ha, Haftar ihlal ediyor mu? Evet. Moskova'da Rusya Haftar'ı ikna edemedi. Evet, doğru, edemedi. Berlin'de, yani Berlin'de bu kadar ülke Haftar'la muhatap olmadığımız için ya sözde çaba sarf ettiler, göstermelik tiyatro oynadılar ya da sarf ettiler, başaramadılar. Ortak deklarasyonu desteklemedi. Ama bir gerçek var ki şu anda bu denge sağlandıysa bizim sayemizde oldu. Burada bir denge sağlandıysa attığımız adımlar sayesinde oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte diğer sorduğunuz soru şuydu. Ateşkes. Ateşkes konusunda dün bir ihlal oldu. Bir basit şeyle, tabanca ya da bir silahla bir cam indirme oldu. Fakat dün arkadaşlarımızın tespitine göre Rusya çok sert bir şekilde rejimi bu konuda uyarmış. Yani bir daha böyle bir ihlal istemiyoruz. İrtibatımız var mı? İrtibatımız var o zaman Rusya ile bizim. Tabii canım, sürekli olarak. O gün zaten alınan karar şuydu. İhtiyaç duyulursa liderler online bir şekilde sürekli hatta olacaklar. Ama onun ötesinde biz Dışişleri ve Savunma Bakanları olarak ve istihbaratlarımız sürekli temas içinde olacağız. Ve hemen anında zaten sahada da askerden askere hangi kimler temasta olacak? Yine bunlar belirlendi. Sürekli temas içindeler online bir şekilde. Eğer rejim ilerlemeye çalışırsa ne olacak? Evet. Rejim bu ateşkese uymazsa, bunu da Moskova'da net bir şekilde yine ortaya koyduk. Bugüne kadar kahraman ordumuz, Mehmetçiğimiz, askerimiz, silahlı kuvvetlerimiz ne yaptıysa onu yaparız. Karadan onu yaparız. SİHA'larımız bugüne kadar rejim unsurlarını nasıl yok ettiyse, orada gördünüz uçaklarmış, helikopterlermiş, tanklarmış, o Pulsar dedikleri yine hava savunma sistemini ya da karıştırıcı ne varsa, ne unsur varsa, kimyasal ya da varil bombalarının yapıldığı, kimyasal silahların ya da varil bombalarının yapıldığı tesislerin yok edilmesi dahil ne var, ne gerekiyorsa onu yaparız. Bunu kendisine yönelik bir saldırıya aynen cevap verir maddesinden mi çıkaracağız, yoksa bunun için ayrı özel bir konuşma yapıldı mı efendim? Zaten buralarda yani buralarda zaten mevcudiyetimiz var. SİHA'larımız zaten artık tüm dünyada nam saldı. Evet. Herkes bizim SİHA'larımızı konuşuyor. Yani bunun teknik detaylarını Milli Savunma Bakanımız ve arkadaşlarımız, askerlerimiz daha iyi anlatırlar ama biz de görüyoruz. Beraber her gün toplantılar yapıyoruz. Ama tüm dünyadaki yankısını görüyoruz. Evet. Bize de soruyorlar. Hamdolsun eskiden bunları almak için başkalarına yalvarıyorduk. Hatta bunların bir dürbününü almak için yalvarıyorduk. Ama herkes şimdi Türk SİHA'larını almak için sıraya giriyor. Tamir bakımı için uygun bulmuyorlardı. Evet, ben hatırlıyorum. Evet, tamiri bakımı için. Yok işte şu sebep, yok bu sebep. Kötü komşu ev sahibi yaptı size hakikaten. Çok şükür. Mustafa Özkaya. Efendim yine İdlib krizi bağlamında bir sorunuz olacak. ABD'nin Türkiye'ye sağlayabileceği veya sağlaması gereken somut bir takım destekler var mıdır? Bize bu konuda herhangi bir vaadi oldu mu? Bu vaatlerin en üst sınırı ne olabilir efendim? Şimdi ABD'den olumlu açıklamalar geldi. Ve NATO çerçevesinde taleplerimiz zaten ortada. Türkiye'de bir savunma sistemi var, Patriot. O da İspanyolların. Ama NATO şemsiyesi altında bu Patriot geldi, kuruldu. Amerika, Almanya, Hollanda Patriot'larını çekti. Şimdi Amerika istese bir Patriot'u yine getirip koyabilir. Hava savunma sistemidir. Aynı şekilde istihbarat paylaşımı dahil denizden, havadan, karadan bazı destekler verebileceklerini söylediler. Bu konuda arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'la telefonda görüştü. Doha'da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla bizzat kendim görüştüm. Ve tüm Türkiye'nin burada ihtiyaçlarını, yani hangi tür destekler verilmesi gerektiğini bildiklerini, döndükten sonra da kurumlarıyla çalışacaklarını söylediler. Her zaman olduğu gibi yine bu süreçte de Amerika içinde farklı kurumlardan farklı sesler geldi mi? Evet, geldi. Dolayısıyla kimin ne söylediği değil, önümüzdeki süreçte nasıl bir destek verildi, verilmedi bunu göreceğiz. Efendim orada şu var, yani şimdi siz muhatabınızı Pompeo ile görüşüyorsunuz. Efendim Savunma Bakanı da Esper'le, muhatabıyla görüşüyor. En sonunda hatta Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey gelmişti. Yani. Taleplerinizi bana göre detaylı bir biçimde aktarmış olmalılar. Talepleriniz arasında şimdilik 2 batarya verin, sonra sizden de Patriot alalım yok mu? Yani siz şuraya bir batarya getirin de biz bu hava savunmasını en azından temin etmiş olalım. Çünkü orada şunu gördük, oluşturduğunuz fark, eğer Patriotlar olsaydı bayağı çarpanla şuraya kadar falan gelebilecek, rahatlatacak bir farktı. O farkı gördüğü, bildiği halde S-400 engel oldu da mı vermedi diye sorayım ben. Şimdi Amerika. Bir Patriot'ın konuşlandırılmasıyla S-400'ün bir ilgisi yok. Yani burada sınırda hava savunma sistemine Türkiye'nin ihtiyacı var mı? Evet var. O nedenle S-400 aldık. Ama S-400'ün buraya NATO çerçevesinde konuşlandırılması, tekrar özür dilerim, Patriot. S-400'ün alınmasına engel değil. S-400'ün Türkiye'de olması buna engel değil. İkisini de almayı da siz zaten taahhüt ediyorsunuz. Şimdi, birini almışsınız zaten. Biz aldık. Amerika'ya da diyoruz ki biz Patriot'ta alırız ama bize satma garantisi ver. Kongre'den geçiyor. Kongre vesaire içerideki süreçler neyse bunları tamamlamak senin yükümlülüğün, benim yükümlülüğüm değil. Kongreye gidip ben yalvarmayacağım. Siz de izin verin de ben Patriot alayım diye. Eğer satmak istiyorsanız kendi sürecinizi kendiniz tamamlarsınız. Alabiliriz. Ama bunu başka bir şarta bağlamak doğru değil. Yani biz de, bize burada şimdi geçici, hemen acil ihtiyacımız var. Bir tane Patriot sistemini kurarsanız sizden daha sonra alırız demedik. Biz doğrudan sizden almaya hazırız dedik. Cumhurbaşkanımız en son Washington ziyaretinde hem Trump'a hem de oradaki senatörlere de söyledi. Biz almak istiyoruz. Satabilirseniz. Bu Savunma Bakanlığı'nın başka bir yerden buraya bir hava Patriot bataryası tahliye etmesi çok zor bir şey miydi? İmkansız bir şey miydi? Öyle bir talebimiz mi olmadı? ABD Savunma Bakanlığı'nın mı? Hayır, oldu. Talebimiz oldu. Ama getirmediler gördüğümüz kadarıyla. NATO'dan oldu bir kere talebimiz. NATO'da, evet, yani kendileri de oradan getirmese bile NATO çerçevesinde olabilir. Şimdi NATO Genel Sekreteri tüm bunları çalıştıklarını, hazırlıklarını, yaptıklarını söyledi. Ama uygulamayı görmemiz lazım. Yok ama değil mi? Gelmedi. Yani sadece bu Amerika'dan olması da şart değil. Bugün diğer NATO müttefiklerin elinde Patriot var mı? Var. Aynı şekilde Fransa ve İtalya'nın elinde SAMP var mı? Eurosam'ın ürettiği var. İtalyanların da SAMP'si vardı. Onu da çektiler biliyorsunuz. Evet. Yani burada süreç devam ediyor mu? Amerika'nın şu anda kurulması gereken sistem bizim satın alacağımız bir sistem değil. NATO çerçevesinde Türkiye'ye verilmesi gereken bir destek. Yani bu bizim malımız, mülkümüz değil. Nasıl daha önce çektilerse ihtiyaç olmadığı zaman çekebilirler. Ama kalıcı olarak biz sürekli NATO'ya bize savunma sistemi verin, acil durum oldu, yardım edin demek durumunda kalmayalım. Biz kendi ihtiyacımızı kendimiz alalım ki ihtiyacı olduğu zaman da kullanalım bunu. Adı başında savunma sistemidir. bahsettiğiniz... S-400'ü de bu sebeple aldık. 4. maddeye, 5. maddeye dayalı bir şeyle alakalı, savunma sorumluluğuna atıfta bulunuyorsunuz NATO'nun, ama onlar da hazırlanıyoruz, yapacağız, edeceğiz diyorlar. Fakat bir şey yok. Bu süreç devam ediyor mu, yoksa bitti mi? Avaçlar kalktı biliyorsunuz. Evet. Yani Konya'dan kalkıyor. Bazı destekler verilmeye başladı ama sadece bir başlangıç. Esas kapsamlı yapılması gerekenler. Siz ümitli misiniz kişisel olarak? Şimdi bizim istediğimiz esasen hayali şeyler değil. Bir. İkincisi yeni şeyler de değil. Her şeyden önce daha önce Türkiye için uyarlanmış savunma planları var. Yani NATO'nun Türkiye'ye verebileceği desteğin paketinden bahsediyoruz. Bunun içinde uygulananlar var ama uygulanmayanlar çok. Daha önce alınmış bir kararın uygulanması gerçekleştiği zaman zaten fazla bir şey yapmaya gerek yok. Bu kadar yeterli. Bu kadar basit. Faruk Tokat. Sayın Bakanım, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Türkiye'ye yönelik yaptırım süreci askıya alınmış gibi görünüyor. Yakın zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinin ivme kazanması gibi bir beklentiniz var mı? Bu hangi şartlara bağlı? Türk-Amerikan ilişkilerinin ivme kazanmasına dair sizin bir beklentiniz var mı? Olacaksa bu hangi şartlara bağlı? Bir de S-400'lerin aktive olacağı tarihte bir değişiklik olabilir mi? Nisan demiştiniz. S-400'ün tabii aktif hale gelmesi teknik bir konu. Daha önce konulan hedef Nisan'dı ve şimdi arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyorlar. Son durum nedir onlara sormak lazım. Şimdi bir ülkeyle ilişkileri geliştirilmesi ya da yaşanan sorunlar, yani tüm konular, yani bir ülkeyle ilişkileri kısa vadeli planlarla yürütürseniz sağlıklı olmaz. Orta ve uzun vadeli yol haritalarıyla ancak stratejik ilişkiler sağlıklı yürüyebilir. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bugün İdlib'den dolayı, Suriye'den dolayı işte Rusya rejimi destekliyor. Türkiye'de burada bir harekatı başlattı. Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerde bir gerilme oluyor. Ben de bundan yararlanayım anlayışı olursa, yarın başka basit bir konudan dolayı veya ciddi bir konudan dolayı tekrar geri adımlar atılır. Yani burada kimse fırsatçılık yapmasın. Avrupa Birliği de fırsatçılık yapmasın. AB ülkeleri de fırsatçılık yapmasın. Amerika da fırsatçılık yapmasın. Türkiye'yi gerçek anlamda bir müttefik olarak görüyorlarsa ve bundan sonra da görmek istiyorlarsa, ilişkilerimizi de bu çerçevede yürütmek istiyorlarsa, yani Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı sorunlar veya rahatsız olduğu konularda gerekli adımları atmaları gerekiyor. Yani YPG, PKK yerine Türkiye'yi tercih edilsin. Bir FETÖ terör örgütüyle mücadelede bize destek verirsin. Yani burada yani günübirlik hamlelerle ilişkiler yani gerçek anlamda iyileştirilemez. Yani bunu kötü tablo çizmek için söylemiyorum. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz veya başka bir ülkeyle olan ilişkilerimiz, üçüncü bir ülkeyle olan ilişkilerimize bağlı kalmamalı. Onunla iyi olmasına, kötü olmasına bağlı kalmamalı. Teşekkür ediyorum. Sayın Bakanım, müsaade ederseniz Moskova'ya bağlanacağız. Ali Cura muhabirimiz karşımızda. Ali Cura Bey, buyursunlar. Sayın Bakanım, son dönemde devlet kontrolündeki Rus medyasında Türkiye aleyhine propaganda içerikli haberler arttı. Son olarak mesela Cumhurbaşkanımızın ziyaretindeki bazı görüntüleri çarpıtan yayınlar da yapıldı. Bu konuda neler söylemek istersiniz? O yayınlarla ilgili olarak daha sonra ortaya çıktı ki işte 2-3 kamera var ve aynı diyelim ki 30 saniye. 3 kamera üzerinden 1,5 dakika gibi yayılıyor. Siz birkaç sefer şuradan şuraya geliyorsunuz falan. Onu da belirtmekte fayda var. Şimdi gerçekten Rusya medyasını anlıyorum da bizim içeride bundan yani bu kara propagandadan memnun olmuş o kadar kişi var ki muhalefette. Onları gerçekten anlamıyorum. Yani buna bu kadar düştük mü ya? Yani efendim işte Rusya medyasında çıktı, Erdoğan bekletildi, bundan çok mutlu olduk. gerçekten bazen idrak etmekte, anlamakta zorlanıyorum. Yani burada bir kere protokolün ne olduğunu bilmek lazım. Evet. Ortada bir buluşma yeri var. Evet. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Oldukça büyük bir alan. Kremlin. Büyük bir alan. Bir uçtan bir uca zaten bayağı, yani bayağı bir yürüyorsunuz. Mesela Soçi öyle değil mi? Evet. Soçi'de kapıda karşılanıyorsunuz Soçi'de, genelde değil mi? Tabii Soçi'de her gittiğimiz yerde, evet, biz orada kıyaslama yapmışlar. Esad'ı kapıda karşıladı efendim. Ya orası Soçi. Orada. Soçi'de bakın her seferinde, evet, orada Sayın Cumhurbaşkanımıza da havaalanından oraya beraber gittik ve gittiğimiz zaman da ve burada kapının önünde karşıladığını görüyorsunuz. Bizde var görüntüler. Evet. Var görüntüler. Ve çıkışta da mesela Putin Cumhurbaşkanımızı, daha öncekilerde de aynı oldu bak, arabaya kadar hep uğurladı. Uğurlar, evet. Hatta bir tanesinde çıkarken böyle bir fotoğraf var. Cumhurbaşkanımız, Putin ve benim palto hafif değil mi falan, böyle şakalaşmalar falan da oldu bu. Biz dedik Türkiye, Antalya sıcak, burası kadar soğuk değil, bu yeterli bize diye. Yani her zaman kapıya kadar da uğurluyor. Bu sefer de uğurladı. Peskov'da büyükelçimizle görüşmüş. Yani bu bizim resmi tutumumuz değil, yanlış bir şey. Bizim protokolümüz belli. Protokol ne? Ortada bir buluşma noktası var. Her iki lider farklı yerlerden geliyor. Birisi bir kapıdan giriyor, birisi bir kapıdan. İlk defa orada yani biz Cumhurbaşkanımız tabii bir dakika beklediyse Putin de öbür tarafta bir dakika bekledi. Yani o 30 saniye beklediyse o da 30. Çünkü ortada buluşacaklar. Heyetlere ilişkin de bir fotoğraf. Sizin de dahil olduğunuz heyetin ayakta olduğunu. Halbuki Rus tarafı da karşı tarafta ayakta. Şimdi bunu daha önce de gerçekten bu tür şeyleri izah etmekten bile üzüntü duyuyorum. Mesela Amerika'da da senatörler geldiği zaman basını içeri aldılar. Biz karşıda oturuyorduk. Hem Pompeo'yu hem beni arkaya davet ettiler. Pompeo Trump'ın arkasında. Ben Cumhurbaşkanımızın arkasındayım. Cumhurbaşkanımızın arkasında durmaktan da şeref duyarım. Cumhurbaşkanımızın emrinde olmaktan da ben şeref duyarım. Ama bunu bir tarafı kesip de bak Çavuşoğlu'nu ayakta beklettiler diye ucuz bir şekilde kamuoyuna pompalamaya çalışmanın kime ne faydası var? Aynı şekilde ilk önce geldi işte bu liderler iki taraftan girdiler, el sıkıştılar. Sonra bizi davet ettiler. Efendim işte heyet işte Putin'in karşısında durdu da, tamam Putin kendisi geldi, yürüdü hatta, buyurun buyurun dedi. Evet. Geldi bizim yanımıza kadar, tokalaştık. Şimdi bir cumhurbaşkanı bize kadar geliyor, tokalaşıyor, nezaket gösteriyor. Öbür tarafta da Cumhurbaşkanımız gitti, Rus heyetiyle, Ravlov ve diğerleriyle yine aynı şekilde tokalaştı. Bunlar yani nezaket kurallarıdır. Ve basına açık kısımda liderlerin hitabı oldu ve her iki heyette kendi taraflarında durdu. Aynı şey basın toplantısında olmadı. Oldu. Basın toplantısında da önce de olmuştu. Lavrov'la ben yan yana. Soçi'de de oldu, her yerde oldu. Rus heyeti Putin'in tarafında. Da vatandaş ilk defa görüyor. Gerçekten bundan bir şey çıkarmaya çalışmak bana göre ucuz politika. Yani doğru bir şey değil bu. O yüzden bunları gerçekten izah ederken bile insan üzülüyor. Böyle bir şey izah etme durumunda kaldığımız için üzülüyoruz. Refah yani Dışişleri her şeyden önce protokol kurallarını hem kendisi için hem muhatabı için hem burada hem misafir olduğu ülkede gayet ciddiyetle, ben de bir süre orada bulunduğum için rahatlıkla şahitlik edebilirim, ciddiyetle götürüyor. Ufak tefek krizler her yerde her zaman olabilir ama bunlar hiç bu düzeyde olmaz. Yalnız, böyle bir öğretme olmaz. Bu tabii esas Rus medyasının yaptığı saygısızlıktır. Evet. Esasen Cumhurbaşkanımıza Putin de söylemişti, size yapılan bir saygısızlık, bana yapılan bir saygısızlık demiştir. Yani Rus medyasının bunu magazin haline getirmesi bile doğru bir şey değil. Ama Peskov üzüntülerini bildirdi. Tabii. Ve kendi tutumlarının olmadığını, basının işte böyle seviyesinin düşük olduğunu bizzat söyledi. Şimdi ama bir gerçek var. Uçak düşürme hadisesinden sonra da yaşadık. Maalesef Rus medyası, yani Sputnik'te de aynı şekilde yaşıyoruz, görüyoruz. Bazen Russia Today bunu pompalıyor, görüyoruz. Şimdi hemen en ufacık bir görüş ayrılığında kara propaganda başlatıyorlar. Biz yapıyor muyuz bunu kara propaganda? Hayır, geçmişte de uçak düşürme hadisesinden sonra çok ciddi kara propaganda yaptılar. Sonra ne oldu? Hepsini yediler, yuttular. Yani ilişkilerde bir gün limoni olabilir, ilişkiler bir gün gerginlik olabilir. hangi ülkeyle ilişkiler %100 her gün iyi geçebilir? Sizin Lavrov'la hiç kopmadığınızı ben biliyorum mesela. Şimdi diplomatlar niye? Diyalog açık olması lazım. Evet, kopmamamız lazım. En zor şartlarda bile bizim konuşmamız lazım. Bu sorunları çözmemiz lazım. Diplomasi ne için var? Dışişleri Bakanlarının görevi ne? Askerlerimizin görevi var. Diğer kurumlarımızın görevleri var. Şimdi ticaret bakanlarımız ticareti her gün konuşması lazım. Aynı şekilde ilgili kurumlarımız kültür, turizm, yani Dışişleri Bakanlarının görevi en zor şartlarda bile diyalog kanallarını açık tutmak ve var olan sorunların üstesinden gelmek için, bunları aşabilmek için çaba sarf etmek ve liderlerine de sağlıklı bilgileri aktararak gerekli adımların atılmasını sağlamaktır. O yüzden en zorlu günlerde bile, geçmişte de uçak düşürme hadisesinden sonra da tabii ki temasımızı devam ettirdik. Bundan sonra da böyle olacak. Bir de bazen bir Dışişleri Bakanı'yla, gerçekten Dışişleri Bakanları'yla o kadar zorlu konuları bazen sert tartışıyoruz. Daha sonra tabii ki sert bitirmek de her zaman doğru değil. Orta noktaya da geliyoruz. Zor konularda bile mücadele ederken bir dostluk ediniyoruz. Ya dostluk oluşuyor ister istemez. Şimdi efendim bir Dışişleri Bakanı'na dostum dediğim zaman, vay efendim sen buna nasıl dostum dersin? Ya bu benim şahsi dostumdur. Resmi görevim ayrıdır. Kişisel dostluklar olabilir. Cumhurbaşkanımızın da kişisel dostları olabilir. Olması da doğal. Esasen oluşan dostlukların da ilişkilere, yani kişisel ilişkilerin de ilişkilere çok olumlu katkısı var. En zorlu şartta bile tansiyonu düşürmek için de bu tür şeyler faydalı. Yani bu kadar detaylara takılıp Rus medyasıyla bu ziyareti zayıflatan görüntüler üzerinden şikayetlerinizi siz muhataplarınıza ilettiniz. Böyle not ettik biz. Yani kendileri aradılar, söylediler. Yine İbrahim Bey Yürü ile de görüşmüş. Ama şimdi bunu da çok büyütüp de efendim çok üst düzeyde falan bu kadar işi gücü bırakıp da bunun peşine düşmenin de bir anlamı yok. Zaten gerekli arkadaşlarımız gerekli temaslara da bulundular. Bir şey daha sorayım. Siz orada makul bir süre beklediğinizi düşünüyor musunuz tecrübeli bir Dışişleri Bakanı olarak? Yani şüphelenmenizi gerektirecek. Yok, hiç öyle bir durum olmadı. Öyle bir durum olsa zaten biz gerekli müdahaleyi de yaparız. Öyle bir durum oluşmadı. Dediğim gibi her iki taraftan geldi. Sonra kameralar hazır mı? Hazır. Tamam, iki tarafta girdi. İlişkilerin olağan akışına uygun bir şekilde yani. Zaten şimdi böyle hızlı böyle gelip de pat diye bir yerden bir yere geçmek diye bir şey yok. İki tarafta kameralar hazır, tamam, ortam ayarlanıyor. Hazır, ortam ayarlanıyor. İki lider birbirlerini ilk defa o odada görüyorlar değil mi? Tabii, tabii orada görüyorlar. Orada. Zuhal Demirci. Efendim yurt dışındaki Türk vatandaşlarından koronavirüsten ötürü Türkiye'ye dönmeyi talep eden çok mu? Böyle durumlarda bakanlarınız ne gibi çalışmalar yapıyor? Teşekkürler. Biz yurt dışında Türkiye'ye gelmek isteyen vatandaşlarımız olduğu zaman onların Türkiye'ye gelmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ama burada önemli olan döndükten sonra vatandaşlarımızın karantinaya tabi tutulması. Ya da o ülkenin tabii vatandaşlarımızın çıkışına da izin vermesi gerekiyor ki birçok ülkede ve şehirlerde de biliyorsunuz kısıtlamalar oldu. İşte Çin'den, özellikle Wuhan bölgesinden çok sayıda vatandaşımızı, yine sadece vatandaşlarımızı değil de Bulgaristan, Azerbaycan, Gürcistan gibi, Arnavutluk gibi dost ve kardeş ülkelerin vatandaşlarını da, komşu ülkelerin vatandaşlarını da getirdik. Ve yine İran'dan vatandaşlarımız geldi. Burada vatandaşlarımız geldikten sonra 14 günlük bir karantinaya tabi tutuluyor. Öncesinden onlara da bunu söylüyoruz, sürpriz değil. Onlar da zaten memnuniyetle bunu kabul ediyorlar. Şimdi yine İtalya'da vatandaşlarımız var, İran'da bazı vatandaşlarımız var. Onlarla da temaslarımız var. İnşallah onları da Türkiye'ye getirip aynı şekilde karantina sürecinden sonra inşallah herhangi bir koronavirüsü de olmaz. Evlerine sağlıklı bir şekilde dönebilirler. Biz sadece koronavirüs değil, her zaman yıl boyunca dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşımızın başına bir şey geldiği zaman ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Eğer vatandaşımızın parası yoksa hemen elçiliklerimiz biletini alıyor, gönderiyor. Türk Hava Yolları ile temastayız. Vatandaşımızın başına herhangi bir kaza bela geldiği zaman, hastalandığı zaman uçak ambulanslarımızı gönderiyoruz. Eğer normal uçakta gelemeyecek durumdaysa getiriyoruz. Geçen sene 80 civarında vatandaşımız için yurt dışına uçak ambulans gönderdik. Vatandaşlarımızı ülkemize getirdik. Aynı şekilde koronavirüs konusunda tabii daha hassas davranıyoruz, daha dikkatli davranıyoruz. Ve vatandaşlarımız, gelmek isteyen vatandaşlarımızı da hiçbir zaman bırakmadığımız gibi bundan sonra da oralarda bırakmayız. Dediğim gibi o ülkede seyahate izin verirse ve orada karantinada değilse ve vatandaşımız da Türkiye'ye gelmek isterse. Türkiye açısından bir de başarı var. Yani etrafımızdaki bütün ülkelerde koronavirüs varken bizde yok. Takdirle karşılanan bir durum. Bu konuyla ilgili ne söyleyeceksiniz? Biz gerçekten bu işi başından ciddiye aldık. Evet. Tedbirler aldık. Daha doğrusu Avrupa almadı galiba. Biraz bu virüstür. Yani her yere gidebilir. Türkiye'de Allah korusun gelebilir. Bize kesinlikle gelmez diye iddialı konuşursak bu sefer tedbirlerimizde zafiyete düşeriz. Biz tedbirimizi alalım. Ne gerekiyorsa yapalım. Şu ana kadar işte birkaç transit yolcu da biliyorsunuz evet, oldu. Buraya. Ve tüm ülkelerin seyahat listesinde de aynı şekilde Türkiye ile ilgili bir uyarı da yok. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de listesinde Türkiye beyaz bir şekilde duruyor. Çok şükür ciddiye alıyoruz, tedbirleri alıyoruz. Yavaş yavaş işte tokalaşmayı da kaldırdık. Brüksel'de kaldırdık. Brüksel'de olduğu gibi artık bundan sonra korona değil, Sayın Cumhurbaşkanımız başlattı. Gerçekten bize bir şey olmaz dememek lazım. Tedbirlerimizi almamız lazım. Ve bundan sonraki süreçte de yine bu tedbirleri arttırarak devam ettireceğiz. Örneğin Antalya Diplomasi Forumu vardı. Türkiye'de herhangi bir vaka olmamasına rağmen bunu erteledik. Neden? Dünyanın her yerinden katılımcı var. Hem onlar huzursuz olmasın hem de böyle bir riske sebep olmayalım. Ve Sağlık Bakanlığımız gerçekten bu konuda çok iyi çalışıyor. Sağlık Bakanımızı ve tüm ekibimizi evet, yine tebrik ediyoruz. Diğer taraftan yurt dışındaki vatandaşlarımız konusunda da aynı şekilde Sağlık Bakanlığımıza yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Bir de bu süreçte maske dahil, tulum vesaire sağlıkla ilgili birçok malzeme ihtiyacı oluştu ve şu anda yani dünyada dışarıdan evet, dünyada bunları üreten 3 ülke: Çin, Hindistan ve Türkiye. Türkiye artık bunların tamamını üretiyor ve birçok ülkeye de ürün gönderiyor. Dost ülkelere jestler yapıyoruz, ihtiyaçları gönderiyoruz. Evet. Ama bu kendimize şekilde yetecek kadar zaten var. Kendimize yetecek kadar ürettiğimiz gibi ihracatını bile yapıyoruz şu anda. Efendim Brüksel'deyiz, müsaade ederseniz. Şerife Başaran karşımda. Şerife Hanım buyursunlar. Sayın Bakanım, Brüksel'den merhaba. Sizin de malumunuz olduğu üzere Avrupa'yı koronavirüs korkusu sarmış durumda. Hızla derinleşen bu krize Avrupa'nın hazırlıksız yakalandığını düşünüyor musunuz? Şimdi Avrupa'nın Sağlık Bakanı olmadığım için Avrupa'nın aldığı tedbirleri değerlendirecek durumunda değilim. Ama gördüğümüz bir şey var ki Avrupa ülkeleri ciddi boyuta gelmeden önce gerçek anlamda yani tedbir almadı. Bunu görebiliyoruz, bunu kolaylıkla söyleyebiliyoruz. Dün İtalya işte seyahati, hatta şehir içindeki seyahatleri bile kısıtladı. Maçları iptal etti. Ama genel anlamda sınırda ve içeride şehirlerde daha düne kadar gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Yunanistan'ın bu konuda esasen, özür dilerim bugün hep Yunanistan'ı konuştuğumuz için, Bulgaristan'ın esasen bu konuda daha duyarlı olduğunu, hatta bir vaka olmadan da bize de sipariş verdiler. Sürekli bilgilendirme çalışmaları da yapıyorlar. Sokaklarda, her yerde. Bazı ülkeler evet ciddiye aldı ama bazı ülkeler daha yeni yeni ciddiyetini anlamaya başladı. Ama teknik olarak sağlık tedbirleri bakımından ne yaptılar, ne yapmadılar o konuda her konuyu biliyorum edasıyla yorum yapamayacağım. Teşekkür ederiz. Son soru için Lefkoşa'ya bağlanacağız Sayın Bakanım müsaadenizle. İkbal Arslan karşımda. İkbal Bey buyursunlar. Sayın Bakanım hoş geldiniz editörüm masasına. Benim sorularım Doğu Akdeniz'deki olacaktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 3. sondaj gemisinin de alındığını açıklamıştı. Bu gemi de Doğu Akdeniz'e gelecek mi? Öte yandan Libya ile imzalanan deniz sınırı anlaşmasının geçerli olduğu bölge için yabancı şirketlere arama ruhsatı verilecek mi? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Cumhurbaşkanımız açıkladı. 3. gemimiz geliyor. İlk 2 gemimiz Kıbrıs etrafında sondajlarını devam ettiriyor. Bir tanesi 8. parselde Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlar içinde sondaj yapıyor. Diğeri ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ruhsat verdiği alanlarda bu çalışmaları sürdürüyor. Bu şu demektir: Türkiye Doğu Akdeniz'de hem kendi çıkarlarını, kıta sahanlığı içinde kendi çıkarlarını, hem de KKTC ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir. Diğer taraftan Libya ile imzaladığımız deniz yetki alanlarının sınırlandırılması anlaşmasıyla bizim esasen kıta sahanlığımızın batı sınırları daha önce belli değildi. Şimdi bu anlaşmayla birlikte batı sınırlarını da belirledik. Dolayısıyla kıta sahanlığımız daha da genişledi. Bu kıta sahanlığımızın içinde biz kendi gemilerimizde de sondaj çalışması yapabiliriz. Bizimle bu konuda ortaklık yapmak isteyen ya da Türkiye Petrolleri anonim ortaklığıyla ortaklık yapmak isteyen diğer ülkelerin şirketleriyle de, bu Katar şirketi de olabilir, İtalyan Eni de olabilir, BP de olabilir, Mobil Exxon da olabilir. Yani hepsi, herhangi birisi olabilir veya Malezya'nın da biliyorsunuz özellikle Hazar'da var Petronas. Onların şirketi olabilir. Yani kim olduğu önemli değil. Zaten bizim gemilerimiz gelmeden önce biliyorsunuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bu şirketlerle çalışıyordu. Evet. Ve maliyeti de yüksekti. Şimdi bir sondajın maliyetine biz gemi alıyoruz. 3. gemimizin bakım dahil toplam Enerji Bakanlığımızın alanına girmek istemiyorum ama anlatıyor bize sürekli. Cumhurbaşkanımıza da bilgi arz ederken ben de duyuyorum. Bakanlar kabine toplantısında da aynı şekilde. Dolayısıyla bakınız şurada bizim işte parseller var ve kıta sahanlığımız buradan batı sınırlarında belirlendi. Şu F ve E noktasında da Libya'nın kıta sahanlığıyla bizim kıta sahanlığımız buluşuyor. Yani şu şekilde buluşuyor şurada. Şimdi biz bu kıta sahanlığı içinde şu turuncu olarak gördüğümüz her yerde ister kendi şirketlerimizle anlaşabilirsek, karlı olursa diğer şirketlerle de yapabiliriz. Ha, İtalya, burası aşağı yeşil olan bölge ise Libya'nın kıta sahanlığıdır. Libya'nın kıta sahanlığı içinde de yine Libyalı şirketlerle ya da 3. ülke şirketleriyle ortak, Libyalılar da bunu uygun görürse anlaşabilirsek yapabiliriz ve bu konularda da çok sayıda esasen görüşmeler de oldu. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın muhataplarıyla görüşmelerinde de gündeme geldi. O ülkelerin şirketleriyle hem burada hem orada Libyalılarla da anlaşırsak sondaj konusunda yapabiliriz. Hiçbir mahsur yok. Çünkü bizim kıta sahanlığımız uluslararası denizcilik hukukuna ve yine uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uygun bir şekilde belirlenmiştir ve bu çerçevede de Libya ile bu anlaşmayı mutabakat saptını imzaladık. Editör masasını Dışişleri Bakanı Sayın Melih Çavuşoğlu. 3. gemiyle ilgili ise yani bu bölgede ihtiyaç duyarsak bu bölgeye, ama Karadeniz veya başka bir yerde ihtiyaç duyulursa ona göre tabii ki Enerji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda gerekli adımlar atar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Hem çok yoğun bir çalışma temposunun içerisinde bize zaman ayırdınız. Aynı zamanda programlarınız da yoğun bildiğim kadar. Saat 1'de bir randevunuz var. Misafiriniz vardı bakanlıkta. Oraya yetiştirme sözü vermiştim size. O sözümü de tutmaya çalışıyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık Sayın Bakanım. İş de bitmez, program da bitmez. Ama şikayetimiz yok Allah'a şükür. Aşkla. Allah kolaylıklar.